bu muhtemelen DJ hareketi için. Bayağı uzun sürdü. Teşekkür ediyoruz Hakan'a. Selamlar Can Ozan. Selamlar efendim. Full'de miyiz ya şu an? Galiba. Şöyle yapsak mesela fullenmiyor mu? Tamam. Nasıl Nasılsın? Valla iyiyim. İyi gibiyim. Ayağım kırık. Evet onu diyecektim. Geçmiş olsun. Thank you. Neler yaşandı da bu oldu diye sormak istiyorum. Çok basit aslında. Direkt telefonla oynarken düştüm ve merdivenlerden yuvarlandım. Dışarıdan izleyenler için komik olmuştur eminim. Merdivenlerden inerken telefonumuza bakmıyoruz. Bakıyoruz. İşte olay orada. Ama hala da bakıyorum bu arada. Böyle yürürken de telefondayım devamlı. Ama hayat senin için devam ediyor. Çünkü iki gün önce konserin vardı. Konserini evet, verdin. Evet, aynen. Teknoloji sağ olsun Robocop ayağı yaptılar bana. Bunu Robocop'u yapan şirket yaptı. O yüzden çok rahat yürüyebiliyorum sağ olsunlar. İyi. İyi gözüküyorsun. Keyfin yerinde gibi. Yerinde ya. Güzel. Siz nasılsınız inşallah? İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Alkışa gerek yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk diyebilirsiniz mesela. Woohoo! Mükemmel heyecanlı bir şey var. Bravo! Şarkıları geçmeden önce. Enteresan bir aile gibi gözüküyorsunuz. Ablan da burada bu akşam. Ablan senden sonra onu konuk alacağız. Yes. Ablamın da doğum günü bugün bu arada. Spoiler. Anneni babanı tanımıyorum. Tamam. Ama seni biliyoruz. Ablanı tanıyorum. Sinema ve müzik dolu bir aile gibi. Evet seviyoruz. Sanat seviyoruz. Babam da hep böyle mi resimciler çok iyi bu arada. Yani nasıldı? Hani senin mesela ufakken müzikle etkileşimin, evdeki müzik ortamı falan hani. Güzeldi. Yani evde ablam sağ olsun beni çok mixtape'lerle ve ablam orada. Aynen. Yani müzik zevkimin oluşmasında ilk kıvılcımı yakan ablamdır diyebilirim. Güzel Radiohead'lerle, Coldplay'lerle tanıştırdı beni 10 yaşımdayken. O yüzden teşekkür ederim kendisine buradan. Aynen. School of Rock filmini ablam izletti ilk. Ve oradan gaza gelip baya evdeki boktan gitarı çalmaya başladım. Evde bir gitar vardı yani. Her evde olur ya böyle. Olmaz yani, her evde olmaz ya. Bir tane boktan gitar olur ya evlerde genelde. Hani kimsenin çalmadığı bir teli kopuk böyle duruyordur. Tavan arasında tozlu bir şekilde duran bir şeyler olur yani genelde bence. Hani baya rastladığım bir şeydi bilmiyorum. O gitarı çıkarıp çalmaya başladım. Bayağı da gaza gelmiştim. Ya babamın hastalığıyla beyin felci geçirmişti babamız. Onunla birlikte ben içe kapanık bir insan olmaya başladım biraz da. Çok gitarla vakit geçiriyordum. Bir de TikTok yoktu ya o zaman. Hani evet. O da bayağı bir güzel etkiledi o gitar çalmayı diye düşünüyorum. Doğru diyorsun. Peki oradan gelelim seçtiğin parçalara. Ya bu seçtiğim şarkıların çok bir hikayesi yok aslında. Ya yani benim için çok hikayeli değiller. Ama küçükken beni özellikle çok etkileyen şarkılar yani. Hani böyle ben gece uyurken müzik açıp uyurum genelde. Bunları böyle açıp çok garip modlara giriyordum yani uyurken. Hala yapıyor musun burada onu? Hala uyurken müzik açarım evet. Ben de yapardım ama hani bayağı böyle hani yıllar önce bıraktığım bir şey ve ara ara düşünüyorum. Hani şu an yapsam uyuyabilir miyim? Müzik ne açtı? Yani. Şu an eskisi gibi daha böyle hani up şeyler açamıyorum yani. Aha. Metal falan dinleyerek uyurdum bazen. Ama çok down şeyler bence iyi oluyor. Hı-hı. Özellikle tavsiye ederim John Hopkins'in Music for Psychedelic Therapy diye bir albümü var. Mükemmel bir şey yani. Uyumak meditasyon için de çok iyi ama uyurken özellikle çok iyi. Okey. İlk şarkıyla devam edelim. Tamam. Neden bu şarkı? Let's do this. Neden bu şarkı? İlk bana söylediğinde aklıma gelen şarkı buydu. Bu işte sözlerinden falan da bir alakasız ama beni garip bir moda sokuyor bu şarkı. Böyle duygusal bir moda sokuyor. Yani ilk dinlediğimde de çok etkilenmiştim. Gece dinleyip böyle gözlerim doluyordu. Neden bilmiyorum yani. Saçma gelebilir ama. Bilmiyorum yani. Nedeni olmadan beni çok etkileyen şarkılar bunlar. Diye düşünüyorum. Sen söylüyorsan ilk seçtiğin şarkının. Keoman bu. Soluk Soluğa diye bir şarkı. Öyle yani. Teoman'la hala aram var mı? Sever misin? Teoman'la aram çok iyi. Kankayız şu an Teoman'la. Yok yani Teoman hala dinlerim. Son 9 albümünü çok sevmem ama
eski albümlerine hayranlığım devam ediyor yani. Evet. Okey, o zaman Teoman'dan geliyor. Soluk Soluğa. Evet, Teoman. Teoman dinledik. Seçtiğin ilk parça Teoman'dı. Evet. Sırada ne var? Sırada, bu arada böyle yapınca ses bayağı artabiliyor. Evet, aklınızda bulunsun. Efekt giriyor. Aynen, efekt gibi. Rica ederim. Sıradaki şarkımız, izleyenler vardır, Donnie Darko adlı filmin. Ablam bana izletti. Bir dakika, sorun. Donnie Darko izleyen kim var burada? Nice. Okay, güzel, kaliteli güzel, bir tamam. Kitleyiz. Güzel. Güzel. O yüzden alkış olmuyor galiba. filmin soundtracklerinden bir tanesi. En iyisi diyebiliriz belki. Mükemmel bir şarkı. Bu şarkı çok duygusal, çok çocuksu ve çok değişik bir hissiyat yok mu ya? Evet. Yani parçanın bir de orijinal versiyonu tam tersi, böyle daha upbeat bir parça ya. Evet, aynen. Tears of Fears'ın versiyonu. Ama bu versiyonu gerçekten çok dokunaklı. Bir yandan evet. Da karanlık. Karanlık, aynı, yani sözleri çok çocuksu ama böyle değişik bir var. Bir de filmle tabii, filmle meşlediğim için ben kafamda tabii, hani şahsen. Evet. Film güzel bir film. Film çok iyi film, yani. Çok garip bir filmdi ya. Evet. Bu arada geçenlerde bir Three Pines diye bir dizi izliyorduk. Böyle polisiye, Kanada'da geçiyor. Orada Mad World'un bir cover'ı çalıyor. Fransızca okay. Cover'ıydı. Fransızca pek yememiş olmamış okay. Parça. Ama yine de güzel tabii, o melodi falan evet. Filan. Okey. Yani bu şarkıyı özellikle seviyorsun. Evet. Ya bu şarkı çok da söyleyecek bir şey yok. Şarkı zaten kendisini anlatıyor evet. Sanırım. O yüzden dinleyebiliriz. Geliyor. Let's do this. Mad World bayağı ağır, güzel parçalardan biri. Kesinlikle. Ben görüyorum sıradaki parçayı. Sıradaki parçamız aşk şarkısı diyebiliriz yani. Bunu da ergen aşk depresyonumla dinleyip ağladığım şarkılardan bir tanesi. Yaş kaç o sırada? 16-17. İlk aşk. Gibi. Aslında bir dakika ya, 18 falan ya. Ha. Evet. Üniversitenin ilk senesi falan. Ha. Hazırlık falan gibi. Evet. Nerede bu? Üniversitenin nerede okudun bu arada? Yeditepe'deydim o sırada. Yeditepe'yi bıraktım sonradan. Aynen. Baktım atacaklar beni, dedim ben bırakıyorum. Evet, bu Lamp diye bir grup vardı. Bilen var mı? Buradaki herkes. Hatta aramızdan yani. Birileri zamanda canlı bile izlemiş olabilir. Vallahi. İstanbul'da. Nice. Hangi artık. Festivaldeydi? Bir festivale geldi onlar. H2000. H2000. yaşlar belli oluyor. Evet, canlı çaldılar İstanbul'da. Güzel miydi? Aa, çok merak ettim ya şu an. Kuliste olaylar olaylar. Aa, nice. Vallahi. Vay anasın ya. Çok depresif şarkıları vardı genel. Böyle bir down'du yani. Anateme kadar olmasa da. Onlar da. Bu şarkının çok evet yani etkileyen bir şeyi vardı beni küçükken. Ya bazı şarkılar aşırı böyle kilit damarını buluyor yani. Bu da benim için o damarı bulan evet. Şarkılardan bir tanesiydi. Bu ve bundan önceki şarkıları mesela ara ara hala dinler misin? Yoksa uzun zamandır dinlemediğin şarkılar mı? Yok, dinlerim bunları. Benim çocukluğum diye bir listem var zaten. Oradan ara ara tekrar düşüyorum bunlara. Ya çok dinlemiyorum tabii de. Yani yine sabah akşam bunları dinliyorum ben. Okey. Giriyor. Yes. Coverlamak istiyor musun bu şarkıyı? Yok. No. Peki, sıradaki şarkıyı coverlamak istiyor musun?
Evet ama coverlayamıyorum çünkü adam çok çok yüksek yani tenor kendisi. Hı hı. Ve ben basım tam tersiyim yani ses aralığı olarak. Yapamıyorum yani. Peki biz kimden bahsediyoruz şu anda? Kaan Tangöze'den bahsediyoruz. Duman grubu. Ergenken tabii ki de Duman dinlendi. Dinlendi. Yani yapılacak bir şey yok. Bu şarkıda Duman'ın en dip şarkılarından bir tanesi. Bu şarkıda net ağlamıştım ya. Uyuyakalmadan dinliyordum ve net ağlamıştım yani. Bir de onun hikayeleri vardı ya, böyle şarkıların hikayeleri olur. Evet. İşte Kaan Tangöze'nin işte sevgilisi intihar etti. Evet. Ve o şarkıyı asla çalmıyor. Hikayelerini falan da duymuştum orada hani. Lise zamanı bu. Lise 1 falan. Bu şarkı bayağı damardı yani. Peki yani en sevdiğin Duman parçası bu mu, yoksa hani ayrı bir yeri var ama aslında diğer şarkıları daha çok seviyorum falan gibi? En sevdiğim şarkı Bal da olabilir belki. O da güzel bir şarkı. Ama bu da en sevdiğim şarkılarından biri kesinlikle yani. Duman enteresan bir şeydi ya. Hala da bu arada yani bir 7 senede bir falan albüm çıkarmalarına rağmen hala aşırı dinleniyorlar yani. O da örneği çok olmayan bir bir şey. Evet. Ama yani sanki bir daha albüm yapmayacaklarmış gibi de bir izlenim vermeye başladılar. Gibi öyle de bir izlenim var. Evet. Yapıyorlar mı? Oradan müzik sektöründen kulis bilgisi geldi galiba. Sevgili Burak, aynen. Tarih de alabilir miyiz? Vallahi yapsınlar ya lütfen. Gerçi tabii eskisi gibi olmaz genelde. Evet. Hiçbir zaman yani. Ama Radiohead'in son şarkıları bayağı iyiydi bu arada. Evet. Ama onlar da sanki bırakıyorlar. Yani işte Smile çıktı. Tabii yeni evet. Şeyler, heyecanlar arıyorlar falan. Ama Radiohead olarak yaptıkları son şarkılar da yine güncel şarkılar da bence bayağı iyi ve orijinal Radiohead tadında yani. Evet. Okey. Duman. Yes. Hangi şarkıydı? Haberin yok, ölüyorum. Geliyor. Moraller bozuldu. Bu albümün kapağını hatırlayan. Can Ozan, bu sıradaki parça son parça olacak. Evet, geldik son parçaya. Çok mu Türkçe seçmişim diyordum ki Sena da çok Türkçe seçmişti. O yani yüzden 5'te 3. Aynen. 5'te 3 gayet normal. Evet. Demek ki ana dilimizde bir keramet var yani. Evet. Mesela Almanya'da ya da başka bir yerde, hani çoğu ülkede aslında yine Amerikan ve İngilizce şarkılar top 50'ye ya da işte en çok dinlenilen şarkılar oluyorlar. Ama Türkiye, İspanya, Japonya falan gibi birkaç ülke hariç. Evet, orada bu arada Japonya'da kesinlikle öyle. Japonya'da zaten. Evet. Japonya'nın top 50'sine bir tavsiye ederim. Japonya'nın top 50'si çok acayip. Yani açıp dinliyor musun bazen? Bakıyor musun? Bakıyorum ben. Bütün ülkelerde ne ünlü falan diye bakıyorum. J-pop, K-pop. K-pop şey. Evet. Ya çok garip yani, Japonya'nın mesela top 1 numaralı şarkısı en son baktığımda 5,5 dakikaydı. Ve şarkıda aynı akor ve aynı melodi asla dönmüyor yani hani. Full böyle değişik, progresif, bayağı matematiksel bir şeydi yani. Evet. Bir numaralı şarkı ya, bu. Meraktan mı bakıyorsun yoksa meraktan. Bayağı hani sevdiğin bir janrı falan? Meraktan bakıyorum yani, dünyada ne dinliyor. Mesela İspanya'nın tabelisi çok keyifli. Aha. Bayağı güzel yani. O yüzden tavsiye ediyorum buradan. Herkese. Hey, arka taraflardan biraz bence sessizlik isteyen konuşsun ya. Öyle mi olsun? İyi tamam, okey. Ben liberalim ben. İyi tamam, peki. Arka taraf konuşun. Arka taraf da çok şey bir arka taraf şey değil mi ya? Aynen. Liseden beri Allah kahretsin. Hatta ilkokuldan beri. Arka sıra. Bu arka taraf olayı, aynen. Arka sıra. Son şarkı. Son şarkımız. Evet. Neden bu? Bu şarkıyla ilgili şöyle söyleyebilirim. Bu şarkı çocukluğumdan değil, bu şarkı yeni bir şarkı. Bunu çok yakın zamanda düştüm bu şarkıya yani. 2 senelik ilişkim bite yazdığında. o bayağı kül. Bu şarkı Cem Adrian'ın Kül adlı şarkısı. Çok feci bir şarkı yani. Sözel anlamda da çok derin yani şey bir şarkı, bayağı etkili bir şarkı bence. Şairane bir şarkı. Cem Adrian'a buradan tebrik ediyoruz. Aynen. Bir alkış geldi Cem Adrian'a. Cem Adrian!
Bravo. Orada bir şey diyeceğim. Bir alkış senin için alalım. Bir alkış da benim için parça. Alalım. Arkadaşlar son parçamız. Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ ol geldiğiniz için. Geldiğim için teşekkür ederim. Evet. Seni yorduk bu arada. En üst kata merdivenlerde. Ben zaten hep buradayım. Evet. Yani aslında dün yine, akşam da buradaydık. Dün akşam da buradaydık. Evet, Ecem'in lansmanı vardı. Nova'nın. Bravo Ecem. Ecem'e de bir alkış alalım. Kendinize de bir alkış. Binaya da falan. Tamam, bokunu çıkarmadan şarkıya giriyoruz. Teşekkürler. Tamam. Çok sağ ol. Görüşürüz. Seni uğurluyoruz ve sonra Ceylan Özgün sonra Özçelik parti. Bizlerle olacak. Aynen. Benden sonra ablam sizlerle olacak. Ablama da bir alkış.